Peki Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Türkiye'de ekonomi durumu oldukça kötü. Bunu görmek için bir ekonomi uzmanı, iktisat uzmanı, işletme uzmanı olmaya gerek yok. Vatandaş, sıradan vatandaş zaten sokakta cebine baktığı zaman, pazarda alacağı şeye baktığı zaman görüyor. Bunu biz yıllardır söylüyorduk. Böyle bir ekonomik sistemle gidilmez. Üretimin olmadığı, rantiyenin kazandığı, Merkez Bankası rezervlerinin eksi 60 milyara düştüğü bir dönemde Türkiye'nin kredi puanlarının zirveye çıktığı, yani olumsuz anlamda kredi puanlarının zirveye çıktığı bir dönemde Türkiye'nin de ekonominin iyiye gitmeyeceği belli. Yani doların palyatif metotlarla durdurulmaya çalışıldığı, 128 milyar doların satılıp doların yükselişinin durdurulmaya çalışıldığı, üretimin olmadığı ve kur korumalı mevduatla rantiyeye nema kazandıran bir sistem içinde ekonominin iyiye gitmeyeceğini biz yıllardan beri söyledik. Ve bu göz ardı edilmeye çalışıldı. Sürekli palyatif metotlarla bir çözüm bulunmaya çalışıldı. Efendim işte Arap sermayesi, Körfez sermayesinden kredi alınarak gidip Çin'in Doğu Türkistanlara yaptığı zulmü görmezden gelip onlarla ticari anlaşmalar ve krediler alarak, Rusya'ya yanaşarak bir takım geçici metotlarla bir formül bulunmaya çalışıldı. Dünyanın gerçekliği göz ardı edildi. Dünyanın gittiği yer göz ardı edildi ve geldiğimiz noktada büyük bir ekonomik buhran, bir patlama yaşandı. Düşünün. Yani işte 2020'nin sonlarında patlayan dolar krizi her şeyi allak bullak etti. Şu anda her gün ev sahibi, kiracılar birbirine giriyor, birbirini öldürüyor. Şu anda gençlerin uyuşturucu batağına saplandığı, ailelerin geçim endeksi açısından OECD ülkeleri arasında, Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sırada geçim sıkıntısı yaşayan bir ülke haline geldik. İnsanlarımız akın akın ülkeden gidiyor, kaçıyor. İşte Kanada'ya, Almanya'ya ve diğer ülkelere bir büyük beyin göçü yaşanıyor. İnsan hakları açısından, ekonomi açısından çok büyük bir sıkıntının yaşandığı yerde de kimse durmak istemiyor. Hekimlerimiz yurt dışına gidiyor. Geçen sene 1100 civarında hekim yurt dışında çalışmak için başvuru yaptı. Bu sene şimdiden daha yıl bitmedi 1600'ü aşkın hekim yurt dışına gitti. Bu ülkede durmak istemiyoruz dediler. Bu ülkenin nitelikli beyinlerinin de ekonomik açısından mutsuz olduğu, bu ülkenin asgari ücretlisinin de emeklisinin de mutsuz olduğu bir yere geldik. Dikiş tutmuyor. Zemberek boşaldı. İşte bir taraftan maaşlara zam yapıyorlar ama faiz neden, enflasyon sonuç, yanlış öngörüsünün sonucu, bunun oluşturduğu son hal bu. Ekonomi biliminin ilkelerine aykırı hareket ederseniz böyle olur. Ve daha sonra hakaret edip gönderdiğiniz Mehmet Şimşek'i çağırarak gel bu felaketi toparla dersiniz. Merkez Bankası Başkanını değiştirirsiniz. Maliye Bakanını değiştirirsiniz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Doları durduramazsınız. Mazotu durduramazsınız. Benzini durduramazsınız. Enflasyonu durduramazsınız. Ve halka büyük bir ekonomik buhran yaşatırsınız. Anlaşılan bu daha iyi günlerimiz. Yarın öbür gün çok daha büyük bir zengin fakir arasındaki uçurum oluşacak gibi görünüyor. Teşekkür ederim.